İyi pazarlar herkese ben Mehmet Çoban. Haftalık bazdaki analizlerimize yer verdiğimiz video serimizin bu bölümünde yine her pazar olduğu gibi Bitcoin, Ethereum ve XRP'nin haftalık bazdaki teknik görünümüne beraber bakacağız. İsterseniz hemen hızlıca ekrandaki Bitcoin dolar paritesiyle başlayalım. Müzik <laughs> Bitcoin dolar paritesinin haftalık bazdaki grafiği önümüzde açık. Haftalık bazdaki grafikte 28 Mart 2022 haftasında başlayan bir düşüş trendi vardı ve bu düşüş trendini beyaza göstermiştik hatırlarsanız. Ve bu düşüş trendinin üzerine çıkılması paritede mavi ile gösterdiğimiz ana düşüş trendine yönelik bir hamlenin gelebileceğini e, bize işaretlerini vermişti. Ancak bu, bu trendin kırıldığını teyidini biz 24.800 dolar seviyesinin hacimli bir şekilde geçilmesiyle alacaktık. Ancak parite dikkat ederseniz yaklaşık 3 haftadır hatta 4 haftadır kırmızıyla gösterdiğiniz bu trendi bir türlü kıramıyor. Üzerine çıkıyor ancak kapanışlar hep bu trend çizgisinin altında gerçekleşiyor. İşte burası teknik anlamda Bitcoin dolar paritesinin 25.000 dolar seviyesinin üzerine çıkamamasını teknik anlamda açıklaması bu. Bu seviyenin üzerine çıktığı takdirde paritedeki ana düşüş trend çizgisi olan ve 8 Kasım 2020 21 haftasında başlayan bu mavi ile gösterdiğimiz düşüş trend çizgisine doğru bir yönelim olabilir, bir imelenme olabilir ve bu trend aslında kırıldığı zaman işte o çok konuşulan ayı boğa dönüşümünden veya benim daha fazla kullandığım tabirle yükseliş trendinin başlamasına yönelik çok önemli bir sinyal alacağız. Şimdi bu trendin Direnç noktası bu hafta 27.212 dolar seviyesine denk geliyor. Ve bu tren çizgisi kırıldı takdirde Bitcoin dolar paritesinde hemen olmasa bile en azından bu ayı boğa dönüşmene yönelik yeni bir yükseliş trendine yönelik teknik anlamda ilk önemli sinyali almış olacağız Bitcoin dolar paritesi için. Ancak şu anda görülen nokta özellikle 24.800-25.000 dolar seviyesinin geçilmesi gerekliliğin yönünde. Şimdi şu, bir geri çekilme var ve parite iki hafta bir hafta sonra tekrar kırmızı mum yaptı. Bir geri çekilmenin. Biz kar satışı olarak nitelendirebilmemiz için paritenin şu mavi ile gösterdiğimiz trend desteğinin üzerinde kalması gerekiyor. Daha doğrusu yatay trend desteğinin üzerinde kalması gerekiyor ki burası 19.700-20.000 dolar bandı yapıyor. Eğer bu trend çizgisinin altında kapanışlar olursa Bitcoin dolar paritesinde o zaman aşağı yönlü yeni bir riskten bahsedebiliriz ki bu risklerde ortaya çıkan ortaya çıkan e, ilk önemli e, seviye. 1650 dolar seviyesi. 16.500 dolar seviyesi. Daha önce biliyorsunuz 17.600 dolar seviyelere kadar bir geri çekilme olmuştu. Ve parite bu noktadan yönünü yukarı çevirmişti. O zaman şimdi bu hafta için bizim takip etmemiz gereken olası yukarı hareketler de 25.000 dolar seviyesi kabaca. Üzerine çıkılıp hacimli kapanışlar oluyor mu? 4 saatlik periyotlarda ve günlük periyotlarda. Bu gerçekleşirse haftalık periyotta 27.200 dolar seviyelere kadar bir yükseliş potansiyeli aşağı çıkabilir. Ancak... Paritenin bu e, geri çekilmeyi bir kar satışı niteliğinden çıkarılacak konu bin dolar bandının altında haftalık kapanış yapılması. Eğer bu gerçekleşirse Bitcoin dolar partisi için dediğimiz gibi 17.600 ve altında da yaklaşık 15.000-16.500 dolar seviyelere kadar bir geri çekilme riski ortaya çıkacak. Peki indikatörler? indikatörler aslında pozitife dönme yönünde önemli sinyaller vermişti bize bu haftaya kadar. Dikkat ederseniz en makde indikatörü yakın dönemde etkilediğimiz bir indikatör ve pozitif yönde sinyal üretmişti. Beyazda gösterdiğimiz çizgi yukarı doğru kesmişti. Yukarı bunun dışında RC indikatörü ne pozitif yönde hala devam ettiriyor gerçi. Bunun dışında e, maktama indikatöründe pozitif sinyal var ancak sinyalin gücünün azalması dikkat çekiyor. Şimdi biz tamamladığımız haftada eğer yeniden bir yeşil mum yakmış olsaydık bu hafta 27.200 dolarlı seviyede senaryolar üzerinde fazla fazla duracaktık. Ancak temkinli olunması gereken bir haftaya giriliyor gibi gösteriyor. Teknik analiz. şu anda Bitcoin dolar paritesinde diyelim ve Ethereum dolar paritesine geçelim. Şimdi Ethereum dolar paritesinde ilginç bir durum var. 1700 dolar seviyesi bizim için mihenk taşı biliyorsunuz Ethereum dolar paritesinde. Aşağı hareketlerde de yukarı hareketlerde de bu seviyenin üzerinde ya da altında yapılacak kapanışlarda biz yönümüzü bir miktar ona göre belirliyoruz. Şimdi 1700 dolar seviyesinin üzerine çıkılmıştı ve geçtiğimiz hafta ya bir önceki hafta bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleşmişti ancak bu hafta kırmızı mum yaktı ethereum dolar partisi tam 6 hafta sonra yakılan bir kırmızı mum var burası önemli ve bu kırmızı mum 1700 dolar seviyesinin altında gerçekleşti. Burası da oldukça kritik önemli. Şimdi paritenin bu hafta 1700 dolar seviyesini takip edeceğiz. Eğer üzerinde kalırsa yeniden 1950-2050 dolar bandında bulunan direnç bölgesine doğru bir hareket olabilir. Aynı bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi ethereum dolar paritesinde de 8 Kasım 2021 haftasına başlayan bir düşüş hareketi var. Bir düşüş trendi var. Ve bu düşüş trendi aslında şu anda paritede etkin olan trend. Eğer ne kadar biz 9 Mart 2020 haftasına başlayan bu düşüş bu yükseliş trendini baz alsak da şu anda daha etkin olan trendin bu 18 Kas 8 Kasım 2021 haftasına başlayan bu trend olduğunu söyleyebiliriz. bu trendin direnç noktası 2369 dolar seviyesine denk geliyor bu hafta için. Bu seviye kırıldığı takdirde ayı boğa dönüşümüne yönelik yeni bir yükseliş trendine yönelik önemli sinyaller alınacağız. Ancak şu anda paritede geçilmesi gereken başka noktalar var. Şimdi 1700 dolar seviyesinin altında kalırması durumunda 1540 dolar seviyesinde bir destek noktası olduğunu belirtmiştik. Parite geçtiğimiz hafta bu destek noktasını hemen hemen milimetrik bir şekilde test etti ve bu destek noktasının üzerinde kalma çabası içerisinde. Eğer altına geçilirse 1299 yani 1300 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hareketini görebiliriz ki yaklaşık 1450 15 dolar seviyesinde ara destek noktası olmak üzere. Şimdi ee indikatörlere baktığımızda en makte indikatöründe pozitif önünde sinyal var ancak beyaz çizginin bir nevi aşağı yönlü kırılabilir Alım yapmaya yönelik hamlesi biraz dikkat çekiyor, biraz can sıkıyor teknik anlamda. Bunun dışında maktama indikatörü her ne kadar pozitif yönde üretmiş olsa da sinyalin gücünün zayıflaması onunla da önemli bir etken. Keza harsi indikatöründe de aynı şekilde. Yani Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum dolar partisinde bu hafta dikkat edilmesi gereken, yeni pozisyon açmak için aceleci davranılmaması gereken bir haftaya girmişiz gibi gözüküyor. Son olarak XRP dolar partisine bakalım. Şimdi XRP dolar partisinde kırılamayan bir trend çizgisi var ve yaklaşık bir buçuk yıldır bu trend altında hareket eden bir XRP dolar partisi var. Burası 12 Nisan 2021 haftasına başlayan düşüş trend çizgisi ve bu beyazla gösterdiğimiz trend aslında ana trend çizgisi. Ancak bu trendin kırıldığının teyidini ee, biz mavi ile gösterdiğimiz bu trend çizgisinin alacağız, alıyoruz. Ancak parite dikkat ederseniz milimetrik bir şekilde bu trend çizgisinin direnç noktasını test ediyor. Ki tamamladığımız haftada keza öyle oldu. Şimdi bu hafta yaklaşık 0.35829 dolar seviyesine denk geliyor bu trendin direnç noktası. Bu mavi ile trend çizgisi kırılmadığı sürece XRP dolar paritesinde her yükselişin direnç noktalarında satışlarla karşılaşma riski yüksek. O yüzden hala ana trendler aşağı olduğu bir kripto para biriminden bahsediyoruz. Olası geri çekilmeler 0.34 300 dolar seviyesi ilk önemli destek noktası. Bu seviyenin altında yaklaşık 0.30 dolar seviyesinde bir ara destek noktası var. Bunun altında ise 0.28 328 dolar seviyesi önemli destek noktası XRP dolar paritesinde. En makti indikatörü pozitif öndeki sinyal ancak Bitcoin ve Ethereum'da olduğu gibi beyaz çizginin hafif böyle kırılım yapması bir miktar temkinli olması gerektiğini gösteriyor. Maktama indikatörü pozitif öndeki sinyali şurada zirveye ulaştırmıştı ancak sinyali yaklaşık 4 haftada düşüş yönünde yani her ne kadar pozitif olsa da sinyal Siyenin gücünün düşüş olması bir miktar temkinli olması gerektiğini gösteren etkenlerden bir tanesi. Harsi indikatörü keza onda da öyle. Şu son iki hafta bu tamamladığımız haftanın dışında önceki iki hafta kuvvetli bir pozitif öne sinyal vardı. Ancak onda da sinyalin gücünün pozitif öndeki azaldığını görüyoruz XRP dolar paritesinde. Şimdi her hafta olduğu gibi Bitcoin, Ethereum ve XRP'ye baktık. Teknik anlamda dikkat edilmesi gereken bir haftaya girdik. Belli noktalar var. Bu noktanın altında kalındığı sürece aşağı yönlü risklerin devam edeceği. O yüzden yeni pozisyon açmak için her ne kadar düşüş olsa ace acelece edilmeli. edilmemeli. Bir risk katsayınıza göre bir strateji belirleyebilirsiniz ancak riski minimize etmeyen, etmek isteyen yatırımcıların belirttiğimiz noktanın kırıldığının teyidini almasında fayda var diyelim ve bu hafta analizimizi tamamlayalım. Tamamlamadan önce şunu dip noktada geçelim. Teknik analiz biliyorsunuz şu anda kripto para piyasasına yönü belirlemede ikinci üçüncü enstrüman. Birinci enstrümanlar yani jeopolitik riskler, ekonomik riskler ve e, kripto para piyasının kendi iç dinamikleri olan gelişmeler. İşte bu üç kanattan olumlu bir haber gelmediği sürece kripto para piyasasında yükseliş zor. Her ne kadar teknik analiz bize yukarı yönlü işaretler verse de bu yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Normal şartlar altında olsa Bitcoin dolar paritesinde Ethereum dolar paritesinde o teknik görünümle beraber yukarı yönlü hareketlerin çok sağlam bir şekilde gelebileceğine yönelik yorumlar yapardık ancak şu anda çok kırılgan bir yapıdan geçiyor pariteler, kripto para piyasası geneli. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Her ne kadar teknik analiz yukarı yönlü verse de bu e, saydığımız maddelerden olumlu bir haber gelmedikçe yükselişlerin sınırlı kalacağı ve riskin hala devam ettiği unutulmamalı diyelim ve bu sefer gerçekten videomuzu bitirelim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere umarım hafta için zaten 4 saatlik periyodda yaptığımız analizlerle karşınızdayız. Umarım gelecek hafta bu saatlerde çok daha güzel bir tabloyla karşınızda oluruz. Şimdilik hoşçakalın.